Samsun Kültür Atlası'na hoş geldiniz. Bu hafta Telli Kavrak'ın mozaik mekanındayız. Küçük ama dopdolu bir mekan. Telli Kavrak sanki böyle bir masal kahramanıymış gibi bir hava veriyor sizin isminiz. Evet. Ben ilk duyduğumda acaba müşteri isim mi kullanıyor diye düşünmüştüm. Acaba bir lakap mı diye düşünmüştüm ama sanatçımızın kendi ismiymiş. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Evet, ismim biraz farklı geliyor insanlara. Yöresel bir isim. Aynı zamanda da marka tescilli, ismimi marka tescilini aldım. Ama kendi ismim. Şimdilerde öyle bir şey var. Artık tasarımcılar, evet, berberler ve sanatçılar zaten hani kendi ismiyle ön plana çıkıyordu. Bu aralar öyle bir şey var. Hani çok fazla kurumsal ürünlerden bireysele geçmeye başladık. İnsanlar, evet, bireysel olarak ürettikleri şeylere kendi ismini vermeye başladılar. Sanatçılar hep öyleydi. Hep yaptıkları eserlerin altında kendi isimleri vardı. Siz bunu hem sanatınızdan dolayı kullanıyorsunuz ama aynı zamanda kendi adınıza üretmiş olduğunuz orijinal ürünler var. Bu yüzden de, evet, marka tescili yaptırdınız. Aynen öyle. Aynı zamanda da kurumsal kimliğimi belirtmek için de kendi ismimi kullanmak istedim tasarımlarımda. Ve e-ticarette, farklı web sitelerinde, ürünlerimin satışında kendi markamın bilinmesi açısından da marka tescilinin alınması gerektiğini düşünerek böyle yol izledim. Marka ismi ararken aslında çok düşündüm farklı isimler ama danışmanım en sonunda bana şey dedi. Hani farklı isim aramanıza ne gerek var? İsminiz zaten ilginç geliyor dedi insanların kulağına. Ve ondan dolayı da ismimi zaten severek kullanıyorum. Böyle bir yol izledik. Sanatçılar artık sadece ürünlerini üretmekle, eserlerini üretmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda dediğiniz gibi dijital ortamlarda satışa da sunuyorlar. Bunun, aynen, için farklı eğitimler bile alabiliyorlar. Siz de aldınız herhalde o, aynen, eğitimleri. Aynen. Bundan yaklaşık 4 sene öncesinde e-ticaretle hiçbir bilgim yoktu. Sadece bir web sayfam vardı ama kontrol panelini kullanmayı bile bilmiyordum. Tamamen zorluklar karşısında artık bu yolu kendim de bilmeliyim, öğrenmeliyim mantığıyla yola çıkarak çeşitli eğitimler alarak, online eğitimler alarak e-ticaret başlangıcım oldu. Trendyol'da, Neon1'de yaklaşık 4 senedir varım. Şu anda da Etsy ve Amazon'da sayfalarım var. Bu amaçla da yurt dışına ihraç amacıyla da sayfalarımı düzenlemeye çalışıyorum. Eserleriniz uluslararası satılabiliyor bu imkanla. Evet, bu çok güzel bir şey. Samsun'daki küçük bir dükkan Amerika'da, İtalya'da bir sanatseverin evinde sergilenebiliyor bu şekilde. Evet, yani bunun eserlerimin özellikle yurt dışında veya bir başka yerde görüldüğünde bu benim için gurur verici bir duygu. Başarı hissini seviyorum. Benle beraber bu yolda birçok kadın arkadaşımız da beraber, ekibim de var. Beraber el işçiliği yapıyoruz mozaikte. Doğal taş çalışmaları, renkli seramikle mozaik çalışmaları ve opak camla mozaik çalışmaları var. Bir alanımız bu. Ayrıca zemin ve duvar çalışmaları yapıyoruz kadın ekibimle. Bu zamana kadar bu şekilde götürdük. Artık e-ticarette biraz daha kişiye özel çalışmalarla yol almam gerektiğini düşündüm. Bu nedenle de hobi setleri üretmeye karar verdim. Pandemi döneminde özellikle bu projeye çok odaklandım. Kendi yapay taşlarımı döküyorum. Onlardan birazcık gösterelim isterseniz. Bunları siz kendiniz ürettiniz, kendiniz şekil veriyorsunuz. Evet, tamamıyla kendimiz üretiyoruz ve kendimiz şekil veriyoruz. Hobi setlerimizde şöyle örnekle göstereceğim gibi çocukların rahatlıkla makasla keserek veya makas kullanmadan rahatlıkla şöyle yapabileceği ahşap MDF üzerine çeşitli motifler planladım, tasarladım. Ve bizim ürettiğimiz taşlarımızla da
bu şekilde çocuklarımız rahatlıkla kaplumbağa var. Yapabiliyor. Kuzucuk görmüştüm şurada. Evet, kaplumbağamız var. Kuzucuklarımız var. Kelebek çeşitli var. Yine baykuş var. Yani sayıyı artırabiliriz. Birçok model var bu konuda. Aynı zamanda yetişkinlerimize yönelik motif ve resim çalışmaları içinde burada küçük bir örneğimiz var. Rahatlıkla modele bakarak renkleri yerleştirerek modeli ortaya çıkarabiliyorlar. Uygulama yapabiliyorlar. Ebatları değişiyor tamamen. Veya kişiye özel tamamen sevdiği kişinin veya bir çiçeğin veya bir kedisinin resmini rahatlıkla motif üzerinde taşlarımızı yerleştirerek ortaya çıkarabiliyorlar. Siz o kişinin getirmiş olduğu görsele göre taş hazırlığını yapıyorsunuz. Aynen. Ona sadece yapıştırıp birleştirmek kalıyor. Tıpkı evet. Puzzle gibi ama onun tabii biraz daha karmaşığı. Evet. Ama kafasını biraz daha verebileceği ve sanat eserine dönüştürebileceği bir şey. Aynen. Şöyle bir artılarını sayacak olursak çocuklarda matematiksel düşünceyi, tasarım, sanatsal gelişimini, el becerisini, stresten uzaklaşmak için ailecek birlikte yapabilecekleri etkinlikler ortaya çıkarmış olduk. Bundan çocuklar ve yetişkinlerimiz son derece memnun. Bu konuda bunu daha ileriye götürerek ihracatını sağlamak istiyoruz. Çalışmalarımız o yolda devam ediyor. Ben kızımı alıp buraya getirebilir miyim dedim. Getirebilirsiniz tabii ki dediniz siz de. Tabii ki. İzleyenlerimiz de eğer ilgilenirlerse bu tarz çalışmalar, daha ileri seviyede çalışmaları da sizden öğrenip uygulamak için buraya gelebilirler. Sanat Mekani diye Instagram'da taratabilirseniz Terli Kavrak Hanımefendi'ye ulaşabileceksiniz. Evet, burada özel kurslarımız da oluyor. Hatta bahçemiz müsait, dönem dönem etkinliklerimiz oluyor çocuklara yönelik, gençlere yönelik, yetişkinlere yönelik etkinliklerimiz oluyor. Burada mozaiğin ürün yelpazesi geniş bir alan. İster bir kutuya motif yapabilirsiniz, ister bir panoya motif yapabilirsiniz. Ürün alanı geniş bir alan. Burada yardımcı oluyoruz. Mekanlarda bile tasarım yapıyoruz dediniz. Yani tabii ki. Atıyorum bir binanın workshop girişine de yapabiliyorsunuz. Evet. Kişiler kendileri de belki burada parçalarını hazırlayıp kendi evlerine uygulayabilirler değil mi? Tabii ki. Biz mozaikte dediğim gibi ürün alanı geniş bir alan. Zemin ve duvar çalışmaları da kişi kendi evine veya bir odasının duvarına bunu rahatlıkla işleyebilir. Bunun yolunu, yöntemini gösteriyoruz. Ne kullanması gerektiğini gösteriyoruz ve bunu rahatlıkla da uygulayabilir. Birçok iç tasarımda, iç dekorasyonda bunu rahatlıkla yapabilirler. Veya kişiye özel hediyeler yapabilirler. Sevdiği kişilere farklı dekoratif ürünler yapabilirler. Bunlar ürün yelpazemizde çeşitlerimiz mevcut. Daha detaylı görüşmek için İsterlerse beklerim buraya. Burası çok hoş bir mekan. Küçük ama dolu dolu bir mekan. Yani taşlardan yapmış olduğunuz minik objeler de var. Böyle bir mozaik de var. Şöyle taştan bir eser de var. Bir de ahşap uygulama materyalleriniz de var. Yani taş bir mekana zaten böyle içerisinde bulunduğunda bir derinlik katıyor. Yani hani dümdüz Evet. bir duvarın içerisinde taş bir objenin olması oraya bir derinlik katıyor. Ya da işte şu tabloda olduğu gibi onu da yayınımıza yansıtırız biz. Yani seramiklerden oluşmuş bir sanat eseri mekana girdiğinizde size böyle bir doğrudan oraya bakma hissi veriyor. Mekanın Aynen. aurasını değiştiriyor. Aynen öyle. Sanat mekanı olarak biz taşları sanata çeviriyoruz. Geri dönüşüm seramikleri sanata çeviriyoruz. Hiçbir seramiğimizi atmıyoruz. Evde kullandığımız fincan tabakları kırarak kırılanları veya sanata çeviriyoruz. Burada çok farklı dekoratif ürünler yapabiliyoruz. O açıdan onları da değerlendirmelerini isterim. Kişiler sevdikleri ürünleri kırıldığında atmasınlar. Yani size gelsinler, bundan ne yapsak desinler. Aynen öyle. Bunlardan bahsedecek olursak taşlarımız bildiğiniz doğadaki kayalar, taşlar. Bunların hobi taşı haline getirttiriyorum.
ve bunları rahatlıkla kullanacağımız tablolarda makaslarımızla beraber bunlar farklı makaslar uçlarını kırarak uçlarıyla kırarak burada resmimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sert taşlarımızı kırmamız için de farklı bir makinemiz var. Onları da rahatlıkla kırarak sanata dönüştürüyoruz. Burada çok güzel bir çalışmanız var. Gösterelim mi şimdi size? Sürpriz diye bir şey göstereceğiz. 3, 2, 1. Böyle güzel bir çalışmanın üzerinde, bir eserin üzerinde çalışıyorsunuz. Zeugma'yı ayağımıza getirmiş aslında. Çok güzel, çok derinlikli bir eser. Yaptığınız diğer çalışmalar da o şekilde ve rağbet de görüyor. Teşekkür ederim. Ya şöyle, tasarlarken ben resmim teknik ressamlık yönüm olduğu için tasarlarken biraz boyutlu çalışmayı seviyorum ben. Resme 3 boyut katıyorum ve nasıl görmek istiyorsam öyle yapıyorum. Benim kesinlikle evimde kullanacağım şekilde yapıyorum. Alan kişilerin de öyle keyifle almasını, bakmasını istiyorum eserlerime. Yani ben de sizden şimdi 2 ürün aldım mesela. Onları evime yerleştirdiğimde düşünüyorum. Muhtemelen gören herkes, aa bunu nereden aldın diyecektir diye düşünüyorum. Yani çünkü o taşın verdiği o enerji birazcık, aa bunu nereden gelmiş olabilir? Sanki bir hani tatil beldesini evinize taşımışsınız gibi. Öyle bir hava veriyor o mekana sanki. Teşekkür ederim. Yani Karadeniz bölgesinde mozaik maalesef çok az. İlk mozaik atölyesi bana ait. Koskep aracılığıyla açtığım dönem 2016'da tek mozaik atölyesi olarak açtım. Tabii bunun çoğalmasını, ilerlemesini çok isterim. Kendi alanımızda özellikle çok bu alanda mücadele ettim Karadeniz'de ilerlemesi için. En büyük hayalim motif atölyeleri kurmak ve bunu ihraç yapabilmek. Yapılabiliyor. Neden bizde olmasın düşüncesiyle. Ben özellikle kadınlara evde sadece eviyle ilgilenen hanımlar, eli yetenekli hanımlara, bayanlara çok bu konuda destek verdim ve beraber de çok yol kat ettik. Kendilerine, ekibime çok teşekkür ediyorum. Birlikte yol aldık. Tek başına olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Ben bilirim. Zaten çok önemli bir şey değil mi? Aynen. Ben bilirim, ben yaparımla olmuyor. Ne kadar bilgin olsa da, ne kadar azmin olsa da ekibin yerini tutmuyor hiçbir şey. Onun için ben bu konuda kadınlarımızdan destek bekliyorum. Sadece evde mücadele etmesinler. Üreterek de mücadele etsinler istiyorum. Hayata da dahil olmuş oluyorlar. Gündemlerini değiştirmiş oluyorlar. Herkes hani işte 8-5 bir mesai harcamak istemeyebilir. Aynen. Ya da gündemi buna müsait olmayabilir. Çoluğu çocuğundan dolayı olabilir. O kadar vaktini oraya kitlemek istemiyor olabilir. Ama bir yandan da hayata karışmak da istiyor olabilir. Yani kesinlikle. Kendi mecburiyetleri onu evine mecbur bırakmayabilir bu tip ara ara uğraşlarla. Hem sosyalleşmiş oluyor insanlar, hem üretmiş oluyor, hem de bir farkında olmadan aslında koluna bir altın bilezik de geçirmiş oluyor. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Biz birlikte yol alarak zaten bu seviyeye kadar getirdik. Benim hep hayalim dediğim gibi motif atölyeleri kurmak. O seviyeye kadar henüz getiremedim ama başka yönlerde bayağı ilerlediğimizi düşünüyorum. En azından mozaiğin de Karadeniz'de olduğunun bilinmesi bile benim için gerçekten gurur verici. Farklı sanatlarında artmasını isterim. Kadınlarımız tarafından özellikle bu konuda destek sağlanmasını isterim. Kadınları da siz bu çabanıza davet ediyorsunuz. Onlar da gelsinler, onlar da kendi fikirlerini de sunsunlar, size de destek olsunlar. Birlikte birbirinizin işlerini büyütebilirsiniz. Aynen. Birlikte daha fazla kadın istihdamı da sağlayabilirsiniz. Aynen öyle. Ben çünkü kendi kurduğum ekibimle ve kendi aldığım eğitimlerle tamamen e-ticarette, Etsy'de, Amazon'da yer almayı başardım. Şu an ürünlerim kontrol panelinde ürün düzenleme ve ürün listeleme yapıyoruz.
Bu yolda da yol kat edeceğimi düşünüyorum. Ama mesela bazen bilgi anlamında veya insani güç anlamında desteğe ihtiyacımız oluyor. İş bölümüne ihtiyacımız oluyor. Bu konuda kadınlarımızın birbirine destekçi olmasını istiyorum. Yani insan emeğine ufak bir dokunuş birçok yolu açabiliyor önüne. Daha ilerlememizi sağlayabiliyor. Bu bir merdiven tabii. Yani başarı merdivenleri de diyoruz ya. Yani önce bir sanatı icra ediyorsunuz. Sonra bir mekana dönüştürüyorsunuz onu. Sonra işte onu dışarıya pazarlamaya yöneliyorsunuz. Aynen. Ekibinizi oluşturuyorsunuz derken o eksik kalan diğer adımları da zamanla yani önce bu adımları attınız. Tabii ki. İleriki hedeflerinizde umarım ekibinizle ve ekibinize dahil olabilecek insanlarla birlikte gerçekleştirebileceksiniz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Aslında iç mimarlar ve mimarlarımızdan da destek bekliyoruz bu konuda. Tabii ki mekan uygulamalarında değil mi? Evet. Orijinal bir sanat. Bu konularda bizlere de destek verilmesini veya fikir anlamında görüşmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Farklı bir kulvar, farklı bir görsellik. Birçok şeyin değerini de değiştirebiliyor. Evet. İç mimarlarda özellikle mimari projelerde. Bu konuda biz de yer almak istiyoruz. Yaptığınız uygulamalarda var değil mi? İlk Adım Belediyesi'nin o giriş zeminini siz aynen yapmışsınız. İlk Adım Belediyesi'nin ilk kurulum aşamasında başkanlık girişine ve ana bina girişine Selçuklu motifi yaptık. Çizimi ve tasarımı tamamen bana ait ve uygulaması tamamen kadın ekibime ait. Her taşında kadınların emeği var. Evet. Taşı ekmeğimizi çıkarıyoruz diyebiliriz bu konuda. Evet, ekmeğinizi taştan çıkarıyorsunuz. Aynen. Hakkımızı öyle. Hakkımızı yiyemeyeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bu güzel mekanı Samsun'a kazandırmış olduğunuz için ve ürettiğiniz işler için yolunuz açık olacaktır diye düşünüyorum. Zaten ürettiğiniz ürünler çok çok güzel. Talep de görüyor. Böyle bir mekanı kazandırmış olduğunuz için biz de teşekkür ederiz tabii ki. Efendim bugün çok güzel, küçük, şirin ve dolu dolu bir mekandaydık. Sanatla dolu bir mekandaydık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.